Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Watson, come here. I want to see you. Bu cümleler 1976'da telefonun mucidi Graham Bell tarafından asistanı Watson'a bir bakır tel aracılığıyla iletilmişti. Graham Bell harmonik telegrafın çalışma prensibinden esinlenip sesi iletecek bir sistem hayal etti ve bunu geliştirdi. Graham Bell yavrum benim nasıl buldu acaba telefonu? Telefon nasıl bulunur ya? Tarih birbirini tekrar eden süreçlerle doludur. 2013'e geldiğimizde Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin benzer bir çabayla Bitcoin'in işleyişinden ve prensibinden esinlenerek akıllı kontratları çalıştıracak bir ağ hayal etti ve bunu geliştirdi. İkisi de çağ atlatacak nitelikte icatlar. Ama şunu unutmayın, hiçbir zaman sadece bir şey icat etmekle çağ atlanmaz. Graham Bell'in telefonundan sonra dev istasyonlar, hatlar, uydular ve çok daha fazlası inşa edildi. Telefon giderek yaygınlaştı ve kitleler tarafından kullanılır hale geldi. Peki Vitalik'in Ethereum'unda durum ne? Şüphesiz bir telefon gibi yaygınlaşması için Ethereum'un da ciddi inşa süreçlerine ihtiyacı vardı. Bu yüzden ekstra ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu videoda bu ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkan Katman 2 blok zinciri StarkNet'i inceleyeceğiz. Oldukça popüler ve tüm dikkatleri üzerine çekmiş olan StarkNet Ethereum için neyi nasıl çözüyormuş? Çayınızı, kahvenizi aldıysanız buyurun başlayalım. <laughs> Ethereum merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesini sağlayan, akıllı kontratları çalıştıran ilk blok zincir ağıdır arkadaşlar. Aslında Ethereum'un da Bitcoin gibi bir devrim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bitcoin'a sadece Bitcoin transfer etmekten ibaret daha merkeziyetsiz ve daha güvenli olsa da Bitcoin'le yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Ethereum ise üzerinde özgürce uygulamalar geliştirebileceğimiz bir yapı. Daha açık olması için birkaç örnek verelim. Mesela Bitcoin bir hesap makinesiyken Ethereum akıllı telefondur arkadaşlar. Yani isterseniz Ethereum'in içinde aynı Bitcoin gibi çalışan bir uygulama geliştirebilirsiniz. Bitcoin bir şehirdeki bankadan ibaretken Ethereum o şehrin kendisidir buzdolabı, bilgisayar ve diğer tüm eşyalar elektrik olmadan nasıl çalışamıyorsa, blok zincirdeki uygulamalarda akıllı kontratlar olmadan çalışamaz. İşte Ethereum tüm bu uygulamalara can veren elektriktir. Yeterince örnek verdiysek devam edelim. Ethereum bu benzetmelerin yanında istatistik olarak da oldukça önemli veriler sunuyor. Bugün 3000'e yakın merkeziyetsiz uygulama Ethereum ağında çalışıyor ve bu uygulamalar 18 milyar dolarlık günlük ticaret hacmi oluşturuyor. Evet Starknet'in daha iyi anlaşılması için blok zincirlerden, Bitcoin'den ve Ethereum'dan bahsettik. Şimdi gelelim asıl meselemize. Starknet ölçeklenebilirlik ve merkeziyetsizlik arayışı için Ethereum üzerinde gelişen ve işlemleri Ethereum'un dışında taşıyan bir katman 2 blok zincir ağıdır. Aslında StarkNet, Ethereum'un bunca saydığımız özelliğini kullanırken iş yükünü hafifletmek için tasarlanıyor. Yani başta da söylediğimiz gibi tamamen ihtiyaç üzerine ortaya çıkmış ve değer üretmeyi amaçlayan bir proje. Kategorik olarak StarkNet, Arbitrum, Optimism, zk Synch gibi bir katman 2 blok zincir ağı ve ZK Rollup sınıfında yer alıyor. Starknet özel bir yazılım dili olan Cairo ile oluşturuldu arkadaşlar. Bu sayede kayda değer esneklikler kazanıyor. Bu kısmı teknik detaylara boğmadan yüzeysel geçiyoruz. Dileyenler daha derin araştırmalarını yapabilirler. Evet kısaca ne olduğunu anladık. Peki nasıl çalışıyor biraz da bundan bahsedelim. Starknet ZK Proof denilen bir çeşit kanıt mantığına dayanıyor arkadaşlar. Buna göre Ethereum'daki işlemler ağ dışında gerçekleştirilip buna dair minik bir boyutta kanıtı Ethereum'a gönderecek. İşte devrim tam bu noktada arkadaşlar. Çünkü bu sayede Ethereum'daki tüm akıllı kontrol çok düşük gaz ücretleriyle ve çok hızlı bir şekilde kullanabileceğiz. Unutmayın burada bir yatırımcı olarak bakılması gereken en önemli nokta projenin yapmayı vaat ettiği ya da yaptığı şeydir arkadaşlar. Kafanız karışıyorsa veya anlamakta zorlanıyorsanız bu şekilde düşünebilirsiniz. Ayrıca Starknet diğer katman iki çözümlerini de tek çatı altında toplayacak. Aslanlarım! Allah kazamıza mübarek eylesin. Örneğin Popüler Layer 2 projeleri Immutable X, DYDX, Diversify bağımsız çalışan ağlar. Yani DYDX'ten Ethereum swap işlemiyle götürüp onu AV'de stake edemiyorduk. Starknet tüm bu bağlantıları tamamlayıp çok düşük ücretlerle binlerce ağ ve uygulama arasında geçiş yapma imkanı sunuyor bize. Tabi bu da muazzam bir gelişme. Öte yandan StarkNet Ethereum'un kendi ağını kullanmayacak arkadaşlar. Burada ayrımı iyi yapmak lazım. Bu sebeple StarkNet ağa Ethereum'a kadar güvenlidir ve merkezi değildir demek de yanlış olur. StarkNet kullanıcıları düğüm kurabilecekler ve her ağda olduğu gibi ne kadar çok düğüm kurulursa o kadar merkeziyetsiz olacaktır. Yani StarkNet'i ne Ethereum'dan ayırabiliriz ne de Ethereum'dan çıkmış basit bir uygulama gibi değerlendirebiliriz. Bu kısımda anlaşılmayan bir şey varsa Telegram kanalımıza gelin sorun. Orada daha detaylı olarak konuşuruz arkadaşlar. Projenin ne kadar önemli olduğu ve hangi problemlere çözüm getirdiğini kavradığımıza göre yol haritasıyla devam edelim. Bugün kripto paralarda en büyük problemlerden Ethereum'da muzdarip. Dolayısıyla Ethereum vakfıyla, geliştiricileriyle, topluluğuyla bu sorunları çözmeye odaklanırken değerli fikirleri desteklemekten de geri durmuyor. Kronolojik olarak 2020 yılında ortaya çıkan proje takımın deyimiyle bir gezegen olarak nitelendiriliyordu. Başlarda tek tük uygulamaları çalıştırıyordu. Bugünse hedefleri bir takım yıldızı ve evren olmak. Yani kendileri için böyle söylüyorlar. Bu evren takım yıldızı tanımının altında yatan gerekçeye bakarsak AV, MakerDAO gibi demirbaş DeFi uygulamaları da dahil 200'e yakın merkeziyetsiz uygulama bugün Starknet ağında çalışır durumda. Projenin hedefi ise Ethereum ağındaki tüm akıllı kontratları çalıştırarak binlerce DYP arasında geçiş yapmayı sağlamak. Bildiğiniz üzere Ethereum Solidity dili kullanırken Starknet Cairo yazılımını kullanıyor ve bu farktan dolayı Ethereum uygulamaları pratik şekilde Starknet ağına taşınamıyor. Biz Solidity'nin EVM uyumluluğu yazılımcıların işini daha çok kolaylaştıracağını düşünüyorduk ve bununla alakalı olarak ekiple iletişime geçtiğimizde ZK'lerin yapısının Solidity ile çalışmaya uyumlu olmadığını bu yüzden poligondan tutun diğer tüm katman iki çözümlerine kadar Herkesin kendi dilini üreterek EVM uyumlu hale gelmenin arayışına girdiklerini söylediler. Bunu da söylemiş olalım. İşte Starknet ekibine göre en kritik güncelleme ise bu geçişi, uyumluluğu hızlandıracak yazılım güncellemesi Warp. Starknet anlattığımız gibi yeni uygulama geliştirmelerini teşvik ediyor arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu uygulamaların büyük çoğunluğu Starknet geliştirildi. Yani Ethereum'u taşımanın yanında orada yeni bir ekosistem de inşa ediliyor. İşte bu nedenlerden dolayı Starknet kendini gelecekte evren olarak nitelendirmenin altını doldurmuş oluyor. Starknet Türkiye topluluğu da Starknet bir DApp -Yep için çalışıyor arkadaşlar. Bir merkeziyetsiz uygulama için. Hazır yeri gelmişken kendilerine incelememiz sırasında sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye topluluğuna ulaşabilir linkleri de açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Türkiye'de kriptoyu alsat yapmak veya Binance'ten coin aramaktan öteye götüren topluluklar da var. Bu insanları takip edin, emin olun hiçbir şey kaybetmezsiniz. StarkNet'in yol haritası ve güncellemelerine ulaşabileceğiniz tüm kaynakları açıklamalara bırakıyoruz. Anlatması günler alacak kadar çok güncelleme ve yükseltme yapılıyor. Buraya göz atarak ağdaki hareketliliği zaten anlayabilirsiniz. StarkNet'a StarkWare firması tarafından geliştirildi. Bu firma önceden ZK Rollup teknoloji üzerine çalışmalar yapıyordu ve kurucusu Eli Ben Sasson, bu alanda gerçekten bir uzman hayatı boyunca mit harvard gibi okullarda araştırmalarda bulunmuş aynı zamanda gizlilik odaklı zk ağı zkesh'in de kurucusu Starkware ekibini sıradan bir kripto projesinin takımı olarak göremeyiz arkadaşlar. Buradaki olay bunun çok daha üstünde. Ekip üst düzey eğitime sahip alanlarında başarılı ve profesyonellerden oluşuyor. Yani artık buranın bir üst noktası Vitalik desek çok da yanlış olmaz. Starkware kısa sürede çok büyüdü ve uzmanları kadrosuna kattı. Bazı büyük yatırımcılar tarafından fark edilmesi ve çeşitli turlarda fon toplamasıyla başlayan süreç bugün şirketi 8 milyar dolarlık dev bir değere ulaştırdı. Bu gelişimini anlamak için bir örnek verelim. Starkware başlarda 10 kişilik bir arge ekibiydi ve 6 milyon dolarlık değere sahipti. Bugün ulaşılan 8 milyar dolarlık değer ve 80 kişilik ekip düşünüldüğünde şirket katlanarak büyümüş durumda. Özetlemek gerekirse Starkware her şeyden önce çok iyi bir mühendis kadrosuna sahip. Bu gerekli arkadaşlar çünkü teknolojinin en yeni, en karmaşık modelleriyle çalışıyorsunuz. Starknet karmaşık teknolojisine rağmen kendini gayet iyi anlattı. Bunu da yine takımın market ve pazarlama departmanının bir başarısı olarak görüyoruz. Belki de kripto paraların geleceğine yönelik kritik adımların atıldığı, önemli kararların alındığı yerlerden biri Starkware ve Ethereum topluluğu desek çok da yanlış olmayacaktır. Arkadaşlar piyasada daha önce birçok blok zincirinin hacklendiğine ve dev fonlar kaybettiğine tanık olduk. Bunlardan en büyüğü de yakın zamanda gerçekleşen Luna olayıydı. Sektörün önde gelenleri ve yatırımcılar bu olayların ardından blok zincir alt üzerine çalışan projelere öncelik verdi ve bunların önünü açtı. Starknet de böyle bir eğilimden faydalanarak zaten çok iyi bir proje olmanın yanında fırsat olarak da müthiş bir zamanda ortaya çıktı. StarkWare takımı ve yaptığı işlerle birçok yatırımcıyı ve teknoloji devini etrafında toplamayı başarmış durumda gerçekten üzerinde durulması gereken çok önemli yatırımcılara sahipler. Pantera, Polychain, Intel, Coinbase, Almeda Research ki Almeda'nın sahibi FTX'tir arkadaşlar. Tüm bunlar dünyanın en büyük VC'leri kalanlar da bu saydıklarımız kadar olmasa da ciddi derecede büyük VC'ler. Starknet Şampiyonlar Ligi gibi bir gruba sırtını yaslamış durumda. Burası su götürmez bir gerçek. Güçlü yatırımcıların olması baştan aşağı pozitif bir durum değil onu da söyleyelim. Eğer jeton ekonomisinde VC'lere yüksek oranlı bir pay ayrılırsa küçük yatırımcıların üzerine mal boşaltabilirler. Bu da topluluğun aleyhine bir durum aslında. Zıt örneği olarak incelediğimiz Juno'da yatırımcı, risk sermayesi grubu ya da balina yok tamamen küçük yatırımcıyı önemseyen topluluk odaklı bir proje. Ama gelin görün ki o da kapitallerin hype oluşturma gücünden feragat etmiş oluyor. Tabii ki bahsettiklerimizin hepsi ihtimalden ibaret. Her zaman her yerde bu geçerli diye bir kural yok. Başlarda coin'i çıkıp çıkmayacağı üzerine spekülasyonlar dolaşırken Starknet bir coin çıkaracağını duyurdu arkadaşlar. Jeton ekonomisiyle ilgili detaylara geçmeden belirtmek istediğimiz çok kritik bir detay var. Starknet Ethereum'da deflasyonist bir yapı oluşturacak. Ethereum Proof of Stake sistemine geçişinin de tamamlanmasıyla kullandıkça değeri artan bir model oluşturacaklarını söylediler. Aslında bu ağın gelişmesi Ethereum'a yarayacak. Yine böyle bir senaryoda Ethereum fiyatının astronomik yerlere ulaşabileceği öngörülüyor. Tabii ki bunlar spekülasyondan ibaret. Ne olacağını hiçbirimiz bilemeyiz arkadaşlar. Burada yaptığımız şey evdeki verilerle öngörüde bulunmak. Kimsenin fiyat tahminine bakmayın arkadaşlar kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Starknet şu anda test aşamalarında kullanılmak üzere 10 milyar adet sahte coin bastı. Yani bunlar protokolün gerçek kalıcı jetonu değil, yalnızca test edilen kısmı. Bu senaryoya göre basılan jeton ekonomisini incelediğimizde %17 yatırımcılar ve %33 katkıda bulunanlar yani ortaklar ve danışmanlar olarak ayrılmış. Toplamda %50'ye yakın bir oran enflasyon oluşturma ve satma riski bulunan gruba ayrılmış. Umarız bu senaryo değişir çünkü şu anki haliyle jeton ekonomisi oldukça riskli görünüyor. Starknet gibi projeler bize göre daha çok topluluk odaklı olmalı ve dev firmalara bu yüzdelerle jeton satmamalı. Jeton konusunda diğer dikkat çeken konuysa airdrop fırsatları. Daha önce Ethereum katman 2 ağlarından Arbitrum Optimizm hatırı airdroplar yapacağını açıklamıştı. Ki Optimizm yaptı da Starknet'te de topluluğu desteklemek için airdrop yapacaktır. Bu konuda Türkiye toplulukları hızlı davrandı arkadaşlar. Twitter ve YouTube'da Starknet üzerinde nasıl takas yapabileceğiniz ve uygulamalarının kullanımına dair detaylı onlarca içerik mevcut. Özellikle YouTube kanallarında haftalık bültenler yayınlıyorlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz Starknet Türkiye resmi topluluğunu takip ederek bu konularda onların desteğini almak. Hem güvenilirlik açısından daha uygun hem de oldukça detaylı çalışmışlar ve sürekli aktifler. Unutmayın airdrop ihtimali olan bir proje. Fırsatları değerlendirmek lazım. Sosyal medya tarafına geldiğimizde Starkware LinkedIn'de 102 çalışana sahip Netanya İsrail merkezli bir yazılım geliştirme firması. Twitter'da 147 bin, Discord'da 32 bin takipçileri var ve bunların arasında diğer yazılım firmaları, geliştiriciler, blok zincir projeleri gibi aslında sektörü de yakından takip eden paydaşlar bulunuyor. Lunar Crash verilerine göre en çok Ethereum topluluğuyla etkileşim halinde ve bunu Immutable X takip ediyor. Ayrıca Starkware, roll-up teknolojileri üzerine araştırma yapan bir şirket olduğundan bu alanda çok detaylı, referans kabul edilen kaynaklara ve bir bloğa sahip. Öte yandan Ethereum topluluğunun desteğiyle çoktan birçok ülkede kabul görmüş durumda takımıyla teknolojisiyle oldukça kapsamlı bir projeyi inceledik arkadaşlar. Kapatmadan önce bir yatırımcı gözüyle Starknet'i değerlendirelim. Artıları eksileri nedir? Gelin bir tartışalım. Starknet fikri ve teknolojisiyle öne çıkıyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Buradaki bilgi kanıtı teknolojisi kripto ile hayatımıza girmedi. Aslında adamlar bilgisayar bilimindeki bir çözümü buraya uygulayarak sonuç elde etme çabasındalar ve gerçekten sancılı gözüken bu süreci şu ana kadar oldukça iyi yönettiler. Takımı ayrıca bir artı olarak yazmak yerine bu başlıkta değerlendirmek istedik. Starkware kripto alanında önce olabilecek teknolojileri üretecek kadar tecrübeli bir takıma sahip. Ulaşılan 8 milyar dolarlık devasa değer, teşvik programları, pazarlama gibi konularda sorun olmaması Starknet'i öne çıkarıyor. Üçüncü artı ekosistem oluşturmadaki hız ve başarıları arkadaşlar. Yüzlerce merkeziyetsiz uygulama burada yer almış. Öte yandan Warp adı verilen yükseltme ile EVM olmamasının açığını kapatarak Ethereum üzerindeki uygulamaları daha hızlı şekilde buraya taşıyacaklar. Starknet'i özel yapan bir diğer artısı Ethereum toplulukları. Proje her şeyiyle Ethereum'a odaklanmış durumda ve buradan aldığı desteğe de başından beri sık sık değindik. Projenin anlatımında, tanıtımında, Cairo dilinin yaygınlaşmasında topluluklar oldukça aktif rol oynuyor. Buna Türkiye'deki örnekleriyle de tanık olabiliriz. Geldik eksilere. Stark ve Jeton ekonomisi şu ana kadar ki en karanlık kısım arkadaşlar. Ortada bir taslak var ve bu bize göre riskli bir planlama. Öte yandan ekip bunu değiştirebileceğini söylese de topluluklar gerçek Jeton ekonomisinin de böyle olabileceği yönünde beklentiye sahip. Starknet bu planlamayı tekrar gözden geçirip netleştirmeli ve yatırımcı da tutumunu buna göre belirlemeli. Açıkçası büyük VC'leri zengin etmekten bıktık arkadaşlar. Topluluklar projede pay sahibi olmak istiyor. Dolayısıyla küçük yatırımcıyı gözeten planlamalar yapılması lazım. Unutmayalım ki topluluk yoksa kriptoda yok, projede yok. Starkware yazılımını kullanma konusunda poligona göre daha katı kurallara sahip. COLE altyapıyı oluştururken tıpkı Zcash'te yaptığı gibi burada da kapalı kaynak kod kullanmış. Açık kaynak veya kapalı kaynağın birbirine göre avantajları veya dezavantajları olabilir. Ama merkeziyetsiz bir sistemin içinde böyle bir tercih uygulanması hem blok zincirin şeffaflık doğasına aykırı hem de birçok geliştiriciyi oyunun dışında bırakabilir. İnsanlığa hizmet eden birçok yazılım açık kaynak kod kullanır arkadaşlar. Ayrıca söylediğimiz gibi geliştiriciler de hem işletim sistemlerinde hem blok zincir ağlarında ekosistemin bir parçası olmalıdır. Bunun sistemin bu bozuk veya hatalı olduğuna dair değil de ideolojik bir eksi olduğunu da belirtmekte fayda var. Bunlar her ne kadar son teknoloji ürünler olsa da hiçbiri risksiz veya kusursuz değil arkadaşlar. Solana'yı kendimize sık sık hatırlatabiliriz. Mükemmel hıza sahip ama ölçeklenebilirlikten uzak bir ağ. Dolayısıyla Starknet'in sahada neler yapacağına, milyonlarca kullanıcıyla karşılaştığında ağın nasıl performans göstereceğine bakmamız lazım. Bu risk midir tartışılır ancak hala beklenmesi gereken geliştirmeler mevcut. Bu yüzden çok da maksimalist olmamak lazım. EVM uyumluluğu olmaması da bizim açımızdan son eksi. Alternatif çözümler için çalışılıyor olabilir. Hatta bu bir tercihtir veya bir stratejidir. Ancak Solidity olmadan Ethereum'dan StarkNet'e uygulamaların taşınma süreci oldukça yavaş olacak veya çaba gerektirecektir. Bu yüzden StarkNet, Cairo dilini tam anlamıyla kullanılabilir hale getirmek için ekstra çaba sarf etmeli. Kapanışa geçerken şu önemli konulardan da bahsedelim. Starknet %90 ihtimalle airdrop yapabilir arkadaşlar. Aptos'ta neler yaşandığını hep birlikte gördük. Hal böyleyken günü geldiğinde Twitter'da binlerce kişinin Starknet airdroplarını konuştuğunu görmek hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Proje nereye varır, uzun vadede ne kadar başarılı olur bu konular hakkında kesin ifadeler kullanmak hiç kimsenin harcı değil. Ama tartışmaya açık olmayan bir konu var ki Starknet gerçekten değer üreten, somut bir amaca hizmet eden, ufuk açıcı bir proje. Ve her incelememizde söylediğimiz gibi Ufuk'ta Starknet'in neler yapacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, soru ve düşüncelerinizi Telegram hesabımızdan da bizlere iletebilirsiniz. Onlar da şu anda hem ekranda çıkıyor hem de açıklamalar kısmında tüm sosyal medya hesaplarımız mevcut. Bülent hocama da bu incelemede danışmanlık yaptığı için ve katkı sağladığı için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.